Dostlarım, birinci deneyişimiz artık olması dileğiyle arkamdan insan geçiyor, havadan kuş geçiyor, güneş açıyor, bir şeyler oluyor, saçım bozuluyor falan derken açılış yapmak istiyorum. Normalde her zaman İzmir Bostanlı'ya giderdim kıyafet pazarları için. Artık Manisa'da da varmış halk pazarı, kıyafet pazarı. Bakalım 3 liraya 5 liraya uygun her şeyi bulmaya çalışacağım. Umarım size de faydası dokunur. Yalnız kıyafetlerin içinde boğulmadan önce kanala abone olup videoya beğenip yorum yapmayı unutmayın. O zaman sizi videoya bırakıyorum. Şimdi böyle bir tezgah geldik. Burası şöyle kocaman bir pazar alanı. Bunlar çok güzel, baksana. Olur mu? Olur ya, standarttır herhalde. Kim bakıyor ki buraya? Bunlar ne kadar? 35 liraymış bunlar. Yani fena değil fiyatlar. Arkadaşlar, sonuna kadar replika 15 liraya. Ne bu? Adidas, Zara, tişörtler var ve hepsi crop top. Ve 15 lira. Burada tam olarak ev altları var. Ev donu da denebilir. Şöyle göstereyim, ben şunu beğendim. Bunlar 15 liraymış, böyle tiril tiril. Meryem şu an, oha kanka bu çok güzel. Evet. Sushi'li. Arkadaşlar, Trendyol'un sushi'li altı 15 lira burada. 3,5. Arkadaşlar, buranın hepsi 3,5 liraymış ve fırça sonuç olarak, yani fırçada pek kalite beklemenize gerek yok. Kesinlikle çok iyi bence. Hani makyaj malzemesi tercih edilmez belki ama fırçalar kesinlikle tercih edilebilir. Baksana şundan, çok güzel fondöten fırçası olur. Bu tezgahta 20 TL. Umarım sesim geliyordur çünkü ağzımda maske var. Bu nasıl bir şey ya? Tril tril. İyi, çok kötü. Tezgah bize göre değil. Bir tek şu iyi. Şu var. Burası da 20 lira. Söyledim mi bilmiyorum. Söyledim galiba. Arkadaşlar, Bershka'nın kol şortu. Dur, abonelerime göstereyim ya. Ne kadar burası? El. Çok iyi kanka. De, olup olmadığını sen mi? Ben de söyledim. Arkadaşlar, şunlar var. Hepsi 50 lira. Kesinlikle çok iyi. Trendyol'dan zaten indirimli hali 60 lira falan oluyor. 10 lira da kargo ücreti oluyor. Bu çok güzel. Boyu falan da çok iyi arkadaşlar. Bakın. Giymen lazım ki, almam lazım. Kesinlikle 50 liraya çok iyi bir stand. Manisalı dostlarım varsa çok iyi. Arkadaşlar, parça 10 lira bir yer bulduk. Şöyle taytlar var. Parlak düzka taytlar 10 lira. Ya şu an kamerada inanılmaz parlıyor. Bu kadar parlak değil ama bence fena değil yani sonuç olarak. Oha, böyle bir etek var. Bu da 10 lira. Kalem etek 10 lira. Her şey 10 lira. Bu gördüğünüz çantalar 5 liraymış. Şöyle abiyelerinize falan giyebileceğiniz modeller var. Ben çok beğenmedim. Ama böyle... Neydi bu? Zarf çanta. Şu güzel. Kanka baksana. Yani Erol'un en iyisi bu bence. Bir de böyle bir tezgaha geldik. Bunlar da 25 lira. Bu Trendyol'un 2 tane al 60 lira 80 lira çantaları var ya, onlara benziyor. Şöyle çantalar falan var. Özellikle ben şunu beğendim. Şöyle göstereyim. Burası da 25 liraymış. Şöyle çanta falan var. Zara yazıyor. Asla Zara değil tabii de. Şöyle. Bu da 25 lira. Burası orijinal ihracat fazlasıymış ve 20 TL. Gerçekten 20 TL. Gidip gümrükten çıkış alsanız daha pahalıya gelir. Yani gümrükte kalanları alsanız daha pahalıya gelir. Çirkin. Bu ne ya? Forma gibi. Bu güzel bak. Bu çok güzel. Güzelmiş. Bu da güzel. Taytların üstüne çok güzel olur. Kotların üstüne, taytların üstüne siyahları falan da var. Ama forma gibi ya bazıları da. Bunlar biraz daha büyük. Aynen. Bu da güzel. Biz ilk önce bakıyoruz. Rahatınıza bakıyorum. Şöyle. Girişte hemen ilerlediğinizde göreceğiniz bir stand. Bence güzel bir stand. Şort falan da var ama çok kötü. Evet, o
Dostlarım böyle bir şey buldum. O kadar yumuşak ki kumaşı. İnanılmaz yumuşak ve çok güzel. Sadece bunların boyları uzun. Ama ben bunu kesip crop top yapıp kullanırım yani. Çok güzel ve 20 TL. 15 liraya çok güzel kumaş pantolon var. Hiçbir defosu da yok. Baktım. Keşke annemle gelseymişim. Kesin alınır yani. Şöyle modeller falan var. Çok güzel. Düz siyah var. Hani bu bol paçalardan baktım. Onlardan yok. Havuç kesin bunlar. Ama güzel. Bu aslında siyah. Şu an lacivert gözüküyor. Boy 1 Meryem'i kaybettim. Neredesin? Neden kayboluyorsun manyak? Oha bu çok güzel. Victoria's Secret'ına benziyor. Pis mi kokuyor? Kokladım. Yok kokmuyor. Aa bak bu da güzel. Şeye benziyor. Neydi o? Çizgi film vardı böyle bir tane. Unuttum. Ne kadarmış burası? 7,5 lira. Oradan 15 liraya alacağım ha. Buradan 7,5 liraya alırım. Arkadaşlar deli bir tezgah buldum. 20 lira ve Victoria's Secret'ın malları var. Ve o kadar yumuşak ki yani keşke size hissettirebilsem şu an dokusunu. Çok yumuşak. Şöyle. Çok güzel pijamalar var. Yumuşacık. Gerçekten çok güzel. Ve şöyle bir tezgah. Trendyol'un top parçalarından bu ürünler var. 15 lira bunlar da. Şöyle. Şunu galiba gözüme kestirdim. Ama bunun da arkası çok açık. Bayağı bir dekoltesi var yani. Sonra şöyle ceket var. Güzel. 15 lira bunlar da parça. Vallahi benim kanalımda her şey var arkadaşlar. 3 kilo. 3 kilo. 3 kilodu 10 liraya aldım. Vallahi istediğiniz gibi. Dur şöyle nasıl tutacağım kamerayı şu anda? Bir saniye. Ama olmuyor işte. Tamam torbamı şuraya koyayım. Kesin unutacağım ben onu orada da neyse. Bakın her şey var. Şöyle slip isterseniz var. Normal isterseniz var. Ben sanki pazarlamasını yapıyorum ama. Hepsi var. Arkadaşlar böyle bir çorapçıya geldim. 5 tanesini biz 10 liraya aldık. Size kaçtan verir bilemeyeceğim. Bir de sabah kaldım. Hepsini eve gidince göstereceğim. Poşetlerin bile için alsan olur mu? Tamam poşet parası da almıyorum tamam, senden. Başladım. Başladım. Ya sen kameramanın mı ki videoyu? Guncuklarım artık videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok güzel bir pazar alışverişi geçirdik denir mi? Çok fazla denmez. Yani çok fazla ürün alamadım. Hani benim aklımda böyle 15 liraya kotlar, işte 5 liraya bir sürü tişörtler falan filan gibi böyle fikirler vardı. Çok fazla öyle imkanlar yok. Yani nasıl Trendyol'un %70 indirimlerinden yakalayabileceğiniz ürünler vardı aslında. Yani yine 20 lira, 30 lira aralığında değişiyordu üstler. Zaten kotlar 50-60 lira diye gidiyordu. Ya beğendiğim bir kot olsaydı aslında 50-60 liraya alınabilecek kotlardı ama ben beğendiğim bir şey bulamadım. Genelde işte çorap ve iç çamaşırına yönelik aldım. İşte üst iç çamaşırı, alt iç çamaşırı efendime söyleyeyim. Ve çorap aldım. Zaten o kısımları gördünüz. Onun için burada tekrardan gelip aldığım iç çamaşırını göstermek istemedim. Sadece şöyle bir şey aldım. Bu sabahlık şu köşeye detaylı görüntüsünü koyacağım zaten. Üstümdeki halini görmüş olursunuz. Belki eğer hani sınırlarda da varsa böyle bu tarz pazarlar gidip görmüş olursunuz. Belki de denk edersiniz. Çünkü bu tip pazarcılar böyle çok yakınlara dağılan pazarcılar. Şöyle bir sabahlık aldım. Bunu 10 TL'ye aldım. Bence en verimlisi buydu. 5 çift çorabı 10 liraya aldım. Bir de 3 çift iç çamaşırını da 10 liraya aldım. Yani fiyatlar bu şekildeydi genelde. Çok ucuz fiyatlar değildi. Bu da böyle kumaşı dokusu çok güzel. Rengi çok güzeldi. Bir de şurada yaptıkları detay bence bu ürünü şıklaştırmış. Onun için ben bu ürünü tercih ettim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi hiç unutmayın. Ve eğer bu videoyu sevdiyseniz ve beni sevdiyseniz arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir diğerki pazar günü videomla görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlık kalın.